Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 2 aydan sonra yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu cep telefonlarımıza arızalara karşı nasıl muhafaza ederiz? Bunu işlemeye çalışacağız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi çay yok, Nescafe'miz var. Çay yapmaya vakit bulamadık. Hemen hazır bir şekilde üçü bir arada bir Nescafe bardağı koyup onunla başladık. Her ne kadar bir çay kadar olamasa da Nescafe de güzel, tavsiye ederim. Ama şunu söylemem gerekiyor. Nescafe herkesi mutlu edemez. Bir çay değil. Hele bir pizza hiç değil. Arkadaşlar ne diyordum? Bugünkü videomuzun konusu cep telefonlarımızı daha verimli, daha sıkıntısız bir şekilde, daha uzun süreli nasıl kullanırız. Öncelikle, gerçi bunu söylemem abes mi kaçar ama söylemem gerekiyor. Telefonlarımızı kırılmazla ve sağlam bir kılıfla kullanmamız gerekiyor. Özellikle piyasada zırhlı diye tabir edilen kılıflar var. Bunları tavsiye ederim. Bu kılıflar düşmelerde, darbelerde gerçekten telefonunuzu koruyor ve kırılmalı uzun süre kullanmanızı sağlıyor. Buna dikkat edin. Ondan sonra cep telefonlarınızla oyun oynuyorsunuz ya da ne bileyim uzun süreli kullandığınız telefon bir anda ısınmaya başladı. Cayır cayır yanıyor. Arkadaşlar bu durumda hemen cep telefonunuzdaki bütün programları kapatıyorsunuz. Cep telefonunuzu biraz dinlendiriyorsunuz ki cep telefonunuzu daha uzun süre kullanırsınız. Eğer telefonunuzu çok uzun süre ısınmaya maruz bırakırsanız cep telefonunuzdaki, işlemcideki, RAM'deki ve diğer komponentlerdeki lehimler soğuk değime düşer ve cep telefonunuz arızaya düşer. Açılmaz, kullanamazsınız. Bunun haricinde şunu da belirtmem gerekiyor. Cep telefonunuzu şarja koydunuz ama elinizde cep telefonunuz paldır paldır küldür oyun oynuyorsunuz ya da cep telefonunuzu kullanıyorsunuz, video seyrediyorsunuz. Bunu da kesinlikle yapmayın. Cep telefonunuz şarj oluyorsa arkadaşlar bırakın cep telefonunuz şarj olsun. Bunu yapmaya devam ederseniz belli bir süreden sonra cep telefonunuzun power entegresini yakacaksınız. Tabi haliyle cep telefonunuzu gene kullanamayacaksınız. Yeni bir cep telefonu almak zorunda kalacaksınız. Ya da bizim gibi bu işi yapan tamirci arkadaşlara getirip cep telefonunuzu tamir ettirmek zorunda kalacaksınız. Bu sıkıntıya girmemek için bunu yapmayın. Başka ne söyleyebiliriz? Cep telefonunuzu arabalarınızın çakmak yuvasına koyduğunuz şarj adaptörleriyle şarj etmeyin demeyeceğim ama kaliteli şarj cihazlarıyla şarj edin. Piyasadaki ne bileyim 5 liralık 10 liralık şarj cihazlarıyla şarj ettiğinizde arabanızın kontağını açıp kapadığınızda voltaj değişmeleri vesaire. Bir bakacaksınız cep telefonunuz yanmış. Yine aynı şekilde power entegresi yanar, başka komponentleri yanar. Bunun haricinde ne diyebilirim? İşte bir taraftan çakmak yuvasında cep telefonu şarj olurken diğer taraftan navigasyonu açmışsınız. Bu da cep telefonuna zarar veriyor. Onu belirteyim. Bir taraftan yoğun bir şekilde bir şarj tüketimi söz konusu. Diğer taraftan da orada bir şarj olma durumu söz konusu. Bu da cep telefonunuzu ısınmaya ve belli bir süreden sonra bozulmaya sevk edecektir. Buna da dikkat edin. Başka ne edebiliriz? Belleği fulleme. Yani bu ne demek oluyor? Arkadaşlar cep telefonunuzun 32 GB ya da 64 GB bir belleği vardır. Başına kadar doldurmuşsunuz. Yani full doldurmuşsunuzdur. Cep telefonu hareket edemiyordur. Ve belli bir süreden sonra o cep telefonu ısınır, işte ne bileyim fazla bir efor sarf eder. Zaten kullanamazsınız, onu da söyleyeyim. Arızaya düşer. Bundan dolayı belleğinizi biraz boş bırakın. Tamamen fullleyeceğim diye uğraşmayın. Gerçi bu, yani bunu zaten yapmazsınız diye düşünüyorum. Nemli ortamda cep telefonunuzu kullanmayın. Elleriniz ıslaksa cep telefonunuzu, ellerinizi kurulayıp cep telefonunuzu kullanın. Yani ne bileyim yağmurda cep telefonunuzu kullanmayın. Yağmur yağarken elle kullanmak zorunda değilsiniz. Ondan sonra arkadaşlar bilmediğiniz yazılımları indirip cep telefonunuza yüklemeyin arkadaşlar. Bu da cep telefonunuza zarar verecektir. Bunlara dikkat edin. Son olarak bu çok önemli. Genel olarak şunu kesin olarak söyleyebilirim ki cep telefonlarınızda firmaların en son gönderdiği yazılımlar, güncellemeler cep telefonunuzun
performansını düşüren yazılımlardır. Bunu da şöyle izah edebiliriz. Ekonomik ömür diye bir şey var. İktisatta mı derler, pazarlamada mı derler, üretimde mi derler? Bir ürün üretiyorsanız onun bir ekonomik ömrü olması gerekiyor ki adam bunu uzun yıllar kullanamayıp yeni bir cihaz almak, yeni bir onun yerine bir şey, yenisini almak zorunda kalsın ki ekonomi devam etsin. Buna da ekonomik ömür diyorlar. Genellikle bunu cep telefonu üreticileri en son gönderdikleri yazılımda, hakeza iPhone'da ortaya çıktı. iPhone hangi model olduğunu hatırlamıyorum da filanca cep telefonunun megahertz değerini düşürdü gönderdiği güncellemeyi de. Gerçi bunu bütün firmalar yapıyor. Sadece onun için söylemiyorum. Cep telefonu ilk gün aldığınızda hıp hız olan cep telefonu bir bakıyorsunuz arkadaş kaneye dönmüş. Kullanamıyorsunuz. İşte çöp olmuş cep telefonu. Ya da bataryası çok uzun süre çabuk bitiyor. Bu durumda ne yapabilirsiniz? En son gelen güncelleme işte şey derler. Ya işte bu cep telefonu için en son gelen güncelleme bu. Onu yüklersiniz. Ondan sonra cep telefonu hapı yutar. Buna dikkat edin. Ya da baktınız yüklediniz. Cep telefonunuz gerçekten performansı düştü, şarjı düştü, işte ne bileyim hızı düştü. Bu durumda eski yazılımı temin edebiliyorsanız eski yazılımı yükleyin. Yani bunda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımı beğendiyseniz lütfen beğen tıkına tıklamayı unutmayın. Beğenmediyseniz zaten bu saatten sonra gerçekten ayıp. Bunca video çekiyoruz. Ve lütfen beğenin diye ricada bulunuyoruz. Ve hala beğenmediyseniz teessüflerimi sunarım. Hepinize dediğim gibi çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar videomuzu da beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.